Evet haberleri aktardık şimdi önemli bir konuyla devam ediyoruz özelleştirmelerin son halkası şeker fabrikaları CHP bununla ilgili bir komisyon kurdu bizler de günlerdir sizlere aktarıyoruz komisyonun başında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba var şimdi o da stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş şimdi bunu konuşacağız ama en son Kastamonu'daydınız evet. atada takip etti onunla ilgili bir VTR'miz var Kastamonu'da neler oldu? Oradan izlenimlerinize de devam ederiz ardından. Tamam. Evet arkadaşlar günaydın. Hastamonu yolculuğumuz başlamak üzere. Sabahın erken saatlerinde otobüse binip yola koyuldular. <laughs> CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba <laughs> otobüste programı paylaştı. Arkadaşlarımızla birlikte sabah Saatimiz kaç? 7'ye çeyrek var, 8'e çeyrek var. Yoldayız Kastamonu için. Bugün diğer günlerden farklı olacak Kastamonu. Yaklaşık 10 kilometrenin üzerinde bir yürüyüş yapacağız arkadaşlar. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine sessiz kalmayan CHP'nin 21. durağı Kastamonu oldu. 10 milletvekili ve parti meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu CHP heyeti, Kastamonu Şeker Fabrikası'nın satılmaması için şehir merkezinden Taşköprü yolunda bulunan fabrikaya kadar yürüdü. Şeker vatandır, vatan satılmaz! Şeker vatandır! Vatan satılmaz! Yürüyüşe Saadet Partisi ve İyi Parti'den de destek vardı. Biz 3 e, siyasi parti olarak e, şeker fabrikaları milli bir mesele diyerek e, bir çalışma içerisindeyiz zaten e, uzun süreden beri. 1897'den beri bazelde bir proje yarattılar ve bu projeyi kendi yandaşlarıyla bugün hayata geçirmek istiyorlar. Arkadaşlar bu milleti aç bırakacağız. Bu milleti işsiz bırakacağız. Bu milleti bu asil kanla bu tarım ürünleriyle yok etmeye çalışıyorlar. Yürüyüşün ilk mola yerinde milletvekilleri açıklamalarda bulundu. Kargil başta olmak üzere n 5 e lobisi şunu çok iyi biliyor. Bu fabrikalar satılırsa tek başlarına ayakta kalma, üretim yapma, rekabet etme şansları olmayacak. Ben ilkokula giderken derlerdi ki dünyada kendine yeten 7 ülkeden biriyiz. Ama şimdi etrafınıza bakın. Her şeyi, değerlerimizi, ürettiğimiz her şeyi dışarıdan almaya, ithal etmeye başladık. Bu da bizi bizden çıkarıyor galiba. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi eski Genel Müdürü Seyit Yücel'in değerlendirmeleri vardı. Genel Müdürlüğünü yaptığım dönemde yine zararda olan bir kuruluş idi. Aldık kâra geçirdik. Şeker fabrikaları asla zarar etmez. 21. ve 23. dönem MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu da fabrika satışlarına tepkiliydi. Bu mağduriyetin önlenmesi için tarım ve hayvancılığın da bitirecek olan şeker fabrikalarının bitmesiyle tarım ve hayvancılığın da büyük zarar göreceğini bildiğimiz için şeker fabrikalarının kapatılmasına veyahut da satışına karşıyız. Yürüyüş eylemi iki buçuk saatte Kastamonu Şeker Fabrikası önünde tamamlandı. Yürüyüş sonrası karşılanan CHP'li vekillere bazı köylüler de traktörleriyle konvoy oluşturarak destek verdi. Şeker fabrikası kapatılırsa bu traktör olmayacak. Beli Ağbaba şeker fabrikalarının önemine bir kere daha dikkat çekti. Şeker fabrikalarının kapatılması sadece Kastamonu'nun sorunu değil. Şeker fabrikalarının kapatılması sorunu bütün Türkiye'nin sorunu. Burada üretilen şeker, burada üretilen, üretilen küsme herkese lazım, herkes için faydalı. Değerli arkadaşlar, o nedenle diyoruz ki şeker fabrikaları Kastamonu'dur, şeker fabrikaları Anadolu'dur, şeker fabrikaları Türkiye'dir. O nedenle şekeri savunmak, vatanı savunmakla eş değerdir Şekeri savunuyorsak vatanı savunuyoruz. CHP'li milletvekilleri konuşmalarının ardından fabrika işçileriyle bir süre sohbet etti. Heyet günün sonunda toplu fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Binayı kapatmıyoruz değil mi? Evet şeker fabrikalarında bir mücadele sürdürülüyor uzunca bir süredir ve bu mücadelede en ön safhalarda Veli Ağbaba'yı görüyoruz. En son Kastamonu'daydınız. Evet. Az önce VTR'imizde izledi sevgili izleyiciler. Ee, neler yaşandı? İzlenimleriniz neler Kastamonu'da? Öncelikle şunu söyleyeyim sözlerime başlamadan. Bu heyet tabii Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeker fabrikalarının satışı gündeme gelir gelmez hı hı. talimatıyla oluşturulan bir e, heyettir. Bu heyet zaman zaman 25 milletvekiline kadar çıkmakta. E, parti meclis katılmakta. katılmakta. E, bu, bu heyetin gezmiş olduğu 22. fabrika. Kastamonu diğerlerine farklı olarak bir yürüyüş yapıldı, yürüyüş gerçekleştirildi. Orada tabii yürüyüşe çok yoğun katılım olmaması için valilik önlem almıştı birkaç fabrikada olduğu gibi. Öyle Bu, mi? Ne gibi önlemler? <laughs> yani yürüyüşü yasaklamışlar orada. Sanırım 10 Nisan'a kadar yani Şek Kastamonu şeker fabrikasının satışını yapılacağı güne kadar her türlü eylem etkinlik yasaklanmış. Biliyorsunuz bir şey daha yaşamıştık, biraz önce konuştuk. Kırşehir Şeker Fabrikası'nda ilginç bir şey yaşamıştık. Kırşehir Şeker Fabrikası'nda geçtiğimiz günlerde kılıç ve kalpayla çıkıp evet. megafonla slogan atan bir meczup, bir vali var. Hı hı. O vali, tabii biz anlayamamıştık ne oldu. Kırşehir'e giderken bizim önce yolumuzu kestiler. Daha sonra Şeker Fabrikası'nın önünde açıklama yapabilirsiniz ama basın alamayız de, demişlerdi. Yani birkaç yerde böyle şeylerle karşılaştık. Kastamonu diğer birçok ilde olduğu gibi birçok siyasi partiyi bir araya getiren bir etkinlik oldu. Sadece... Evet bir şeker e, ittifakı oluştu. şeker ittifakı oluştu. Aslında bu e, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili e, tabana tam bir mutabakat var. Bu e, özelleştirmeye gittiğimiz ilk Alpullu'da eylem yapmıştık. Alpullu'da işte MHP'nin belediye başkanı Alpullu e, MHP belediye başkanı İYİ Parti, Saadet Partisi hı hı. MHP oy verenler e, ve CHP'leri de katılmıştı. Daha sonraki gittiğimiz her yerde bu birlikleri gördük. Birçok yerde bizim örgütümüzün çağrısı olmasına rağmen orada Saadet Partisi konuştu, hı hı. İyi Parti konuşuyor, işte geçmişte milletvekili yapan insanlar konuşuyor, sivil toplum kuruluşlar, ticaret odası, esnaf odası, panko birlik falan konuşuyor. Yani bu önemli bir şey. Kastamonu'da bunların hepsini gördük. Yani zaman zaman o hal nedeniyle insanlar korkusa çekinse de ekmekler için Sokağa çıkmaktan evet, e, e, çekilmediler. Tabii bu e, fabrikaların e, özelleştirilmesiyle ilgili ciddi bir kamuoyu oluştu. Hı hı. E, bütün e, yani e, mutabak sağlandı aslında. Biz de ona şeker ittifakı dedik. E, gittiğimiz her yerde sö söylüyoruz. E, 2019 hedefleyenler bir ittifak oluşturmaya çalışıyorlar. Onun ismi e, koltuk ittifakı diyoruz, çıkar ittifakı diyoruz. Aslında bir korku ittifakı. Özellikle bir korku korkuyu görüyoruz. Bu korku ittifakına karşı tabanda bir şeker ittifakı oluştu. Bu ittifakın ismi Vatan ittifakı Bu ittifakın ismi Ekmek ittifakı Şeker hı hı. İttifakı diyoruz. Tabi buradaki üretilen sloganların hiçbiri bize ait değil Mehtap Hanım. Vat, Şeker vatandır, vatan satılmaz e, sloganlı Yozgat'taki işçiler e, söylediler. Ondan beri bu... Öyle mi? E, i̇lk onlardan mı? İlk onlardan duyduk. Tabi aslında burada bir hakkı da teslim etmek lazım. Şeker İş Sendikası gittiğimiz her yerde bu işin önderliğini yapıyor. Şeker Şimdi Oraya da geleceğim bir açıklama gelmiş Şeker İş Sendikası'ndan bir imza toplanmış sanırım. Ee, ciddi ilgili de ciddi bir evet şey oluşmuş durumda. 1.600.000 1.600.000 imza topladılar ama hala bu imza toplanıyor. Ben Başbakan çok Başbakana iletileceği, Cumhurbaşkanına iletileceğini Evet. Çok, çok daha artacağına inanıyoruz. Buradaki işin lokomotifi yani Şeker İş Sendikası. Hı, hı. Gittiğimiz her yerde şeker sendikası buna gövdesi koymuş durumda. Hı hı. E, şeker sendikasının aslında sloganı şeker vatandırdı. E, Yozgat'taki işçiler de biz dinliyorlarsa onlar da şeker vatandır vatan satılmaz e, olarak hı. belirlediler ve bu bizim aslında bütün şeker fabrikalar temel slogan oldu. E, şeyi söylemek lazım Mehtap Hanım bu biz şeker fabrikalarının satışına neden karşıyız? Biz evet. e, onu söylemek lazım. Bir, birkaç sebebi var aslında bunun. Hı hı. E, birinci şey Başbakan diyor ya bu fabrikalar özelleştirilse bir üretime devam edecek Bu fabrikalar özelleştirilince üretime devam etmeyecek. Türkiye'de örnekleri var. En son tekel e süreç nasıl işleyecek? Şöyle, yani hemen kilidi kapatıp gidecekler. Şöyle oysa... 2 Nisan'da başlayacak bu ihale süreci. Diğer fabrikalarda özelleştirilmeli de süreç nasıl nasıl işlediyse şeker fabrikalarında süreç aynı şekilde gidecek. Biz şeker fabrikalarının satışına karşıyız. Net olarak karşıyız. Özelleştirilmesine karşıyız. Hı hı. Bakın örneği var. Geçmişte Türkiye'de örneği var çağdaş ülkelerde, gelişmiş ülkelerde özelleştirilmenin amacı üretimi artırmak, teknoloji transferi yapmak, verimliliği artırmak, istihdam yaratmak, yeni ürünler üretmektir. Ama Türkiye'deki yapılan uygulamalara baktığımız zaman tamamen yandaş iş adamlarını zenginleştirmeye dönük bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bakın başbakan diyor ki bu şeker fabrikaları özelleştirilince çalışacak diyor. Biz de başbakan'a gittiğimiz her yerde çağrı yaptık. Kendi memleket dahil. En son Kastamonu'da çağrı yaptıkken özelleştirilen kurumları bir gezelim. Eğer bir tane işleyen çark, bir tane çalışan kol varsa biz senden özür dileyeceğiz. Kastamonu'da örneğin et balık kurumu kapatılmış. Hı hı. Çürüme halinde. Ee, süt fabrikası kapatılmış. Yem fabrikası kapatılmış. Et balık kapatılmış. Se seka dediğimiz seka kapatılmış. kendil fabrikası kapatılmış. Türkiye'nin birçok yerinde özelleştirilen kurumların tamamı çalışmıyor. En basit Ankara'ya Ankara örneğine bakın. Ankara'da et balık özelleştirildi. Şu anda bir AVM e, üzerinde hı hı. yükseliyor. Tekel sigara fabrikaları kapatıldığı zaman, özelleştirildiği zaman denildi ki bu fabrikalar çalışmaya devam edecek. Hı hı. Ama işçileri hatırlarsanız bu e, Sakarya'daki e, o eylemlerden hatırlamak lazım. İşçileri 4B, 4C kapsamında e, sürüldüler sağa sola. Fabrikalar kapatıldı. Tamamen o araziler e, rant için kullandı. E, rant olarak değerlendirildi. Yani ee, i̇şin özü bu şeker fabrikaları kapatılır ise şeker fabrikaları çalışmayacak. Şimdi Türkiye'de toplam 33 şeker fabrikası var. Hı -hı. Bunların 25'i devlet ait. 14'ü e özelleştirilecek diyor. Özelleştirilmesinin gerekçesini ise zarar olarak açıklıyor Metapam. Evet. Zarar diyorlar. Zarar ediyor mu şeker peki? zarar diyorlar. Bu küllü yalan. Küllü yalan. Bakın şeker fabrikaları zarar etmesinin sebebi çalıştırılmayan şeker fabrikaları. Alpullu 2014'te çalıştırılmadı. Ağrı çalıştırılmadı, susurluk çalıştırılmadı, ee, çarşamba şeker fabrikaları çalıştırılmadı. Bu sebeple zarar etti. Ki bu mantıkla, bu mantıkla baktığınız zaman zarar ediyor, e, kapatalım. Hı hı. Efendim zarar ediyorsa, yani eğer zarar ettiği için kapatacaksan örneğin Osman Gazi Köprüsü e, milyonlarca lira zarar ediyor. Ne bileyim Yavuz Sultan Selim Köprüsü dedikleri üçüncü köprü milyonlarca zarar ediyor. Bunları da mı kapatacaksın? Avrasya Tüneli milyonlarca zarar ediyor. Niye zarar ediyor? İşte e, a, e, araç e, garantili e, araç geçiş garantili e, sözleşme imzalamışlar hem e, Osman Gazi'de hem Yavuz Sultan Selim'de hem Avrasya Tüneli'de. E şimdi en büyük zarar eden kur, kurum şu anda e, şehir hastaneleri. Onlar da mı kapatacaksın? Bu mantık son derece yalan ve yanlış. Kapatıldığı e, kapatılmak için üretilen mazeret yalan, yanlış, tamamen iftira. Aynı şeyi tekel sigara fabrikası yaptılar. Aynı şeyi Sümer Banka yaptılar. Aynı şeyi et balığı yaptılar. Bakın zarar eden ne oldu bunlar özelleştirdiğinde? Zarar eden Türkiye oldu. Zarar eden üreten çiftçi oldu, işçi oldu. Diyorlar ki toplam kimi rakamlara göre 30, 28 milyon, kim rakamlara kendilerinin iddia ettiği gibi 76 milyon civarında zarar ediyor diyorlar. Hesaplıyoruz. Bakın geçtiğimiz günlerde e, Genel Başkan Yardımcısı Aykut evet, hesaplamıştı. Sarayın 13 günlük evet. masrafı bu şeker fabrikalarının zararını bir yıllık zararını kaldırıyor. Başka bir şey kendi yandaşlar milletin millete küfreden bir iş adamı, yandaş iş adamının sadece geçen yıl affettikleri vergi borcu 465 bin lira 30 yıl bu fabrikaya çalıştırabilirsiniz. Bu fabrikaya çalıştırabilirsiniz. Şimdi yani bir Cumhurbaşkanı uçağının bir kanadı bu zararların bu zararların birkaç yılını karşılamaya yeter. Tabii zarar falan hikaye yalan. Ee, ya Bir iyileştirme e, yapılamaz mı? Zarar ediyor bakın, bile olsa. Bakın şeker fabrikaları hem işçileri hem sendika bu iddianın yalan olduğunu söylüyor. Bu iddianın doğru olmadığını söylüyor. Birçok yani e, teknoloji transfer edilmiyor, yatırım yapılmıyor. O nedenle zarar ettirilmeye çalışılıyor. Bu zarar ediyorsa şeker fabrikası işçisinin suçu yok. Pancarayken tüketicinin suçu yok. Özelleştirirsen görevden alacaksan sanayi bakanı görevden al. Yani burayı çiftlik gibi yöneten onlar. O nedenle bu Bir sefer bu tartışmada şeker fabrikalarına zarar ettiği tartışmasını e, yalan, yalan bir tartışma doğru değil. Bunlarla ilgili zamanınız fazla almayayım. Rakamları elimizde. Bakın e, Çarşamba, Susuzluk şeker fabrikaları 2011-2012'den beri Alpullu 2013-2014 Ağrı Şeker Fabrikası 2014-2015 yılında çalıştırılmadı. Ondan beri çalıştırılmıyor. 76 milyon zarar ettiği söyleniyor. Türk şekerin yani Türk şeker fabrikalarını, bu fabrikaları yöneten kurumun zarar ettiği rakam 31 milyon diyor. Çalıştırılmayan, dikkatli dinlesin arkadaşlar, izleyenler, ağırı, alpullu, çarşamba, susuzluk fabrikalarına zarar düştüğünde, şeker fabrikaları toplam 58.6 milyon lira kar etmiş durumda. Or orada, burada bir zarar değil, üretim üreten, üretip piyasaya veren bir fabrikalar var. Hı hı. Ki, dünyanın birçok ülkesinde hem örneğin Avrupa'da, örneğin Fransa'da, Örneğin Almanya'da şeker üretimi destekleniyor. Hı hı. Şeker üretimi destekleniyor. Niye? Stratejik bir ürün. Niye önemli bir ürün? Bakın geçtiğimiz günlerde Şeker İş Sendikası Başkanı Genel Başkanımız ziyaret etti. Dedi ki: "Bizim çevremizdeki ülkelerde tam 9 milyon ton şeker fabrika ithal ediyor. Çevremizde Suriye'de şeker üretilmiyor. Irak'ta üretilmiyor. İran'da üretilmiyor. Ermenistan'da üretilmiyor. Azerbaycan'da üretilmiyor. Gürcistan'da üretilmiyor. Bütün bu pazara hitap edebilecekmesi gereken bir e, tesis var." büyütmesi gereken, yeni şeker fabrikaları açılması gereken, çalışmayan, çalışılması gereken bir şeker fabrikası varken özellikle hükümet bu şeker fabrikalarını kapatmaya çalışıyor. Kapattıkları bakın Türkiye ben ilkokula başladığım zaman Türkiye işte kendine yeten 7 ülkeden biri deniyordu. Bakın özelleştirilen birkaç kurum örnek vereceğim ben size. Et Balık Kurumu özelleştirildi. Uruguay'dan Sırbistan'da kadar et ithal ediyoruz. Yeni fabrikalar ithal özelleştirildi, saman ithal ediyoruz. Sigara fabrikaları özelleştirildi, tütün ithal ediyoruz. sekalar özelleştirildi, kağıt ithal ediyoruz. Bunu görerek bu kararı verenlerin değerlendirme yapması gerektiğini düşünüyoruz ama maalesef onların çok umrunda değil. Bu eğer şeker fabrikaları özelleştirilirse bilin ki öyle 5 yıl falan hikaye geçmiş örnekleri var. 5 yıl çalışacakmış. Yalan. Beş yıl çalışacağı da yalan. Bir yıl sonra bunlar kapılara kilit vuracak. Ne olacak şeker fabrikalarının yeri? Ankara'daki et balın yeri ne olduysa olacak. Manat'taki teker fabrikası yeri ne olduysa olacak. Bursa'daki fabrikaların yeri ne olduysa olacak. İstanbul'daki e, kamu arazileri ne olduysa şeker fabrikalarının yeri de olacak. Rezidanslar yapılacak. AVM'ler yapılacak. E, maalesef bunlar tamamen e, üretim dışına itilecek. Sadece bakın... Sadece bu şeker fabrikalarının kapatılmasından sadece şeker fabrikaları işçileri veya pancar üreticileri mi mağdur olacak. Hayır, Tabii. besiciler çok önemli. Birbirine Bakın, bağlanan bir zincir. Hayvancılık, peki. hayvancılığı kalkalanan şey, hayvancılık var olması sağlayan şey küsbedir, küsbede sadece şeker fabrikaları üretir. Ne olacak? Şimdi mesaj çekiyorlar. Kamyoncular bitecek. Onlarca Hı -hı. şeker fabrikasındaki taşıma yapan iş kamyoncusu hı hı. E, oy bölgenin insanları e, on binlerce binlerce kamyoncu e, mağdur olacak işte e, lokantacı mağdur olacak berberin mağdur olacak e, bir e, yöre tamamen yok olacak geçtiğimiz günlerde Kars'a gitmiştik Kars'ta Kars ne hale geldiğini gözlerimizle gördük Kars e, kapatılan fabrikalar sonucunda e, yok olmuş durumda küçülmüş durumda kas damonu söyle bakın bir birçok ilde bu şeker fabrikaları sadece ilde tüten tek fabrikalar. Tek duman tüten fabrikalar. Bu nedenle bu fabrikalara iller, orada bulunan siyasetçiler, halk bunlara namusu gibi sahip çıkması lazım. Hı hı. Şimdi Muş'ta sadece üretim yapan bir tek fabrika var. Muş Şeker Fabrikası. Ben hem 2011 yılında gittim hem daha sonra gittim. Yani süt dök yala derler ya o kadar temiz ve çalışan bir fabrika. Biyolojik arıtması yapmışlar. Doğal gaz dönüşümü yapmışlar. Müthiş bir fabrika. Muş'ta üretim yapan tek bir fabrika var. Eğer o fabrikada da kapatılır ise Muş e, küçülmeye devam eder. Şimdi söz açılmışken şeyi söylemek hı hı, istiyorum. Hı. Şeker fabrikaları sadece e, bir şeker şeker fabrikaları değil. Bakın şeker fabrika iki şeyi yapmış. Hem şimdi hem e, tarihimizde ne yapmış? Hı hı. Bütün herkesi birleştirmiş. Şu anda şeker fabrikası kapatılması diyelim herhalde Toplum bütün kesimleri. Bu şeker fabrikalarını kim açmış? 1923'te cumhuriyet yeni kurulmuş. Bırakın mühendisi, lise mezunu sokakta gö parmakla gösterilir. Atatürk diyor ki biz biz e şeker fabrikalarını kurmamız gerekiyor diyor. Savaştık. silahımızla düşmanı yurdumuzdan kovaladık ama bir şey daha kanıtlamamız lazım. Anadolu insanı neler yapacağını dünyaya kanıtlamamız lazım diyor. O işte şeker fabrikaları Anadolu'nun dünyaya baş kaldırısıdır, meydan okumasıdır. Şeker fabrikalar o dönem kurulduğu zaman çocuk ölüm oranları yüzde seksenken Atatürk'ün Kastamonu Şeker Fabrikası'nda çok güzel bir sözü var. Eğer gülbiz çocuklar yetiştirmek istiyorsak diyor, şekeri ekmek kadar rahat alınır bir şey yapmamız lazım diyor. Niye? Çünkü çocuklar her 100 çocuktan 80'i ishalden ölüyor. Şeker fabrikaları o iller için sadece şeker fabrikası üretim yapan kuruluşlar değil. Şeker fabrikaları Sayesinde o illere ilk kez sinema girmiş. İlk kez tiyatro girmiş. İlk kez yüzme havuzunu ilk kez Kars'taki, Ağrı'daki, Malatya'daki insanlar, Turhal'daki insanlar ilk kez yüzme havuzunu şeker fabrikaları sayesinde görmüş. Şeker fabrikaları cumhuriyetin tarihidir. Aslında yok edilmek istenen şey cumhuriyetin hafızasıdır Düşman oldukları şey de tam olarak budur. O nedenle. Şeker fabrikalarını sadece şeker fabrikaları olarak görürsek eksik görürüz. Bu şeker fabrikaları kim kurmuştur? Buradan söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur. İsmet İnönü kurmuştur. Adnan Menderes kurmuştur. Süleyman Demirel kurmuştur. Turgut Özal kurmuştur. Bülent Ecevit kurmuştur. Necmettin Erbakan kurmuştur. Bunlar kimisi sağcı, kimisi sosyal evet. demokrat. Kimisi muhafazakar, kimisi solcu ama bütün tarihimizdeki görev yapan liderlere baktığımız zaman hepsi İlk yaptıkları şey şeker fabrikaları kurmak olmuştur. Yani e, bunun altını çizmek gerekiyor. Hı hı. Ayrıca milli ve yerli laflar edenler, burada doğru söylemiyorlar, şeker fabrikaları kadar daha milli, daha yerli bir kurum yoktur. Bakın, her şeyini e, Anadolu çiftçisi üretiyor. pancanı o ekiyor. İşleyen Türk işçisi. E, e, naklesini yapan Türk kamyoncusu. E, onun e, Rant'ın onun gelirini alan Türk sanayicisi, onun ekmeğini yiyen de Türk esnafı. Şimdi gittim her yerde söylüyorum, diyorum ki şeker fabrikalarının kapatılmasına sadece şeker işçileri karşı çıkmamalı diyorum. Buradan bakın, izliyorlarsa söyleyeyim. Şeker fabrikası satışına en başta esnaflar karşı çıkmalıdır. Nasıl ki tekelde duymazdan geldiler, sadece işçiler müdahale etti. Bütün o teker sigara fabrikalarının bulunduğu yerlerdeki esnaflar yok olmuşsa aynı şey bu şeker fabrikalarının kapandığı yerlerdeki e, esnaflar yok olacak. Ki esnaflar maalesef kendi ekmeklerine sahip çıkmıyorlar. Bakın Türkiye'nin her yanında bir AVM ve zincir market terörü var. Hı hı. Zincir market. İşte isim vermek vermiyorum ama her mahalleye yüzlerce işte kimisi diyor yedi bin tane, kimisi diyor sekiz bin tane Türkiye'nin bütün mahallelerine girerek esnafı bakkalı yok etmiş durumda. Şeker fabrikaları kapatılsın, ben size söyleyeyim esnaf en az illerdeki esnafın en az yarısı daha kapandır. O nedenle bu mücadele bir parti mücadelesi değil, bir siyasi partinin mücadelesi değil. Bu bütün e, Türkiye'de yaşayan herkesin mücadelesi. Sadece bir şey daha altını çizmek istiyorum. Sadece şeker fabrikalarının kapatılmasına şeker fabrikalarının olduğu illerin karşı çıkmaması lazım. Bütün Türkiye'nin karşı çıkması lazım. O Kastamonu'da üretilen şeker, Malatya'da üretilen şeker, Ankara'da üretilen şeker, İstanbul'unu da, Bursa'sını da, de besliyor. Bu ürün sayesinde Türkiye e, e, şekeri ithal etmiyor. Hı. Bakın, şeker fabrikaları kapatırsa başından söyledik, şeker ithal edeceğiz. O nedenle bütün Türkiye'nin buna karşı çıkması gerekiyor. E, şeker sendikası bir açtı. Biz bunun sürecini takipçisi olacağız. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu mücadele sadece kendimiz için değil, sadece bizim için değil, gelecekteki doğacak çocuklarımız için evet. yapacağız. Bu ekonomik olarak da zarar, sağlık olarak sağlık da zarar. Da Bu yani. N5'e çok konuşuluyor. Sağlık Bakanlığı Ocak ayı içinde bir rapor açıklıyor, diyor ki N5'e obezite yapar, obezliğe evet. yapar, N5'e karaciğer hastalıkları yapar, N5'e kısırlık yapar, N5'e göğüs kanseri yapar gibi e, ve son derece zarar olduğunu söylüyor. Şimdi revize ettiler n bu zararını azaltmışlar raporda iki ay sonra. Bunu da tabii gülüp geçiyoruz. E, mutlaka bu n Türkiye'de, Avrupa'da olduğu gibi yasaklanması lazım. Hı hı. E, tüketilmemesi lazım. Çünkü genetiğiyle oynanan gıda maalesef çocukların e, ölme ölmesine yol açıyor. Bazen belki komple teorisi gelecek gibi gelecek ama biliyorsunuz hasta garantili e, hastaneler açılıyor. Hı hı. Bu hastayı neden bulacak bu hükümet? Hasta herhalde bebelerimize, çocuklarımıza nebeşe e, e, ürünleri yedirerek onları hasta, hasta edecekler. Onlar da herhalde hastanede tedavi edecekler. O nedenle herkesin buna karşı çıkması gerekiyor. Şimdi herkesin buna karşı çıkması gerekiyor dediniz. AKP'nin de aslında içinde buna karşı çıkan evet. isimler var. Yani mesela işte e, en son e, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu. Buna karşı çıkmış evet. şeker fabrikalarının e, kapatılması değil. Hatta gıda sektörünün özelleştirilmesini doğru bulmuyorum demiş. Şimdi kafalar karışık Mehtap Hanım. Bakın ilk bu şeker fabrikaları tartışması başlandı. Yani kendi içinde AKP'nin de tabii. itilaf olduğu söyleniyor değil baş Meşhur baş danışman Cumhurbaşkanı bunu iptal edebileceğini söyledi. Ardından Başbakan böyle bir şey yok dedi. Daha sonra ilginç bir şey oldu. Ee, Tarım Bakanı e, dedi ki biz bu şeker fabrikaların bir kısmına talip olabiliriz dedi. Ardından başbakan onu yararladı, böyle bir şey olmaz dedi. Şimdi Salim Ustu, Sayın Salim Ustu bunun satılmasının doğru olmadığını söylüyor. Hı hı. Bizim karşılaştığımız AKP vekilleri de bu satışın doğru olmadığını, bu satışın milli olmadığını ve ulusal ekonomiye büyük darbe vuracağını söylüyor. O nedenle AKP içerisinde ben biliyorum ki korku olmazsa eğer, bu şeker fabrikalarının e, satışına kaç çıkacaklar. Yani tüm bu yapılan abi. eylemler bu mücadele sonuç verecek mi sizce? Umarım verecek. Ee, yani bir örneğin bu N5'lerin %10'dan %5'e düşürülmesinde milletvekillerimizin önemli emeği vardır. Ama hı hı. E, bundan sonra da bu mücadele sürecek. Yani biz e, bir, bir gittiğimiz her yerde söylüyoruz şeker fabrikalarının e, özelleştirmemesi için işçilerin yanına olacağız. ise işgal diyeceğiz nöbetse nöbet tutmaya hazır olduğumuzu söyleyelim. Burası babalarının malı değil, kimsenin babasının malı değil, kimsenin babasının çiftliği değil. Bir tek fabrika kurmayanlar, ülke ekonomisine bir tek çivi çakmayanlar bu ülkenin çakılmış, e yapılmış fabrikalarını satamazlar. Hakları değil, babalarının malı değil. Onların düşmanlığı bu cumhuriyetin ürünlerine, cumhuriyetin e sağlamış olduğu fabrikalar cumhuriyetin anlayışına, cumhuriyetin hafızasına düşman bu anlayış. Bu anlayışla mücadele ediyoruz. Bu e bu satışın yapılmaması için her türlü mücadele vereceğiz. Tekrar söylüyorum gittiğim her yere diyorum ki bakın hı, hı. işgal iş bizim bir şeyden korkumuz yok. O hal sopasıyla herkes terbiye etmeye çalışan bir hükümet var. Gittiğimiz her yerde bakın dün Kastamonu il Başkanımız, Saadet Partisi İl Başkanı, İyi Parti İl Başkanı köyleri geziyorlar. Kastamonu köylerini geziyor, eyleme davet ediyorlar. Ardından jandarma polis o hal var gezerseniz size geleni yaparız diyorlar. Maalesef bu sopa bütün Türkiye'de herkesin üzerinde sallanıyor. Ee, Oha o sopasıyla kanun hükmünde kararnameyle hem çiftçi hem işçiyi terbiye etmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ama biz teslim olmayız. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tekrar söylüyoruz. Şeker mücadelesi bir vatan mücadelesidir. Şekeri savunmak vatanı savunmaktır. Türkiye'nin en stratejik ürünlerinden biri olan şeker fabrikalarının kapatılması, Cumhuriyet'in hafızalarının yok edilmesi kabul edilemez. Bakın bu fabrikaların tamamı tamamı Türkiye'deki Herkesin üzerinde emeği vardır. Dediğim gibi sinemasına, tiyatrosuna, sosyalleşmeye katkısı olan fabrikalardır. Bu fabrikaların kapatılması demek bizim hafızalarımızın yok edilmesi demektir. Bu fabrikaların kapatılması oradaki işçisinden pancar üretenlerin yok edilmesi demektir. Bakın sadece bu 14 şeker fabrikası kapatılırsa tam 1575 köyün kapısına kilit vurulacak. 1575 tane köy. Bu köyler ne yapacak? Ne, yapacak? ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Başka türlü kopacaklar. Soma'daki işçiler evet. ne olduysa Soma'da ölen işçiler ne olduysa onlar da aynı şey olacak. Bakın Soma'da tütün üre, tütün e, ekimi yasaklandı. E, tekel özelleştirildi. Soma'daki insanlar, e, Bergama'daki insanlar, Kırık'taki insanlar tütün ekemedi. Tütün ekemeyeceği ne yaptılar? Gittiler asgari ücretle e, teke, e, asgari ücretle madenlerde çalıştılar. Orada katledildi. Olacağı bu. Bakın bu hem köylü topraktan koparacak, hem işçiyi yok edecek, hem oradaki ilin ekonomisine büyük bir darbe vuracak. Bunu illerin hemen kaldırması, çiftçinin hemen kaldırması mümkün değil. O çiftçi ne yapacak, işçi ne yapacak? Bakın e, hala orada taşeron ne yapacak? Yeni mühendisler var, evet. çalışan mühendisler var, onların da hakkını kimse bilmiyor. Efendim diyor, biz diyor şey yaptık, işte e, beş yıl çalışacak diyor. Geçmişte hangi fabrika 5 yıl çalıştı? Tekel mi 5 yıl çalıştı? Ee, Sümer Akın 5 çalış, yıl çalıştı. Özelleştirilen kurumlar aynı gün e, şaltayla indirecekler. Bu bir siyasi karardır. Bir siyasi karardır. Bu siyasi kararı AKP veriyor. İşte kotayı e, eksiltiyor, kota koyuyor. Ama şunu gördük, onu söyleyeyim ben size. Büyük bir memnuniyetle söylüyorum. Bu e, Umarız bu e, yanlış karardan hükümet vazgeçer. Ama eğer vazgeçmezse. Hangi bir adım var mı yani somut bir adım var mı? Şöyle biz bu sanırım bu e, Türk işi ziyaret Cumhurbaşkanı hı hı. hem Türk işi ve hem e, şeker işi ikna etmek için ama onlar da bu işin son derece yanlış olduğunu söylüyorlar. Hı hı. İşte efendim e, bazen sendikalar diyorlar ki işte bu bürokratlar AKP Genel Başkanı'na yanlış bilgi veriyorlar. O nedenle e, özelleştiriyor. Bu bir siyasi bir karardır, bir siyasi anlayıştır bunlar ülkenin değerlerini satmaktan büyük zevk alıyorlar ki bakın 15 yılda 60 milyarlık özelleştirme yapılmış. Birkaç rakam vermek istiyorum. Hı hı. 101 kuruluşun kamu payları, 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 sosyal tesis, 37 maden, 3700 taşınma satılmış ama Türkiye ekonomisinin geldiği nokta belli işsizlik artıyor, ee, Köylü tamamen yok edildi. Ee, biz e, buna 15 yıl önce kendine yeten bir ülkeydik. Ee, dünya'da kendine yeten 7 ülkeden bir olarak hep övünürdük. Bakın, 17 yılda e, bir yılda tam bir, bir yılda 17 milyarlık tarım ürünü ithal etmişiz. Amerika'dan pamuk, Vietnam'dan pirinç, Ukrayna'dan mısır, Çin'den kuru fasulye. Karadağ, mercimek ve bizim e, Kastamonu kadar bir ülkeden e, yani Lüksemburg'dan buğday ithal etmişiz. Bunlar sayesinde e, maalesef ekonomi, milli ekonomi çıkmış durumda. Bir örnekle e, burada sözümü, e, bu konuyla ilgili sözümü tamamlayacağım. Bakın, e, Cumhuriyet'in üç tane e, üç e, beyaz devrim denen ürünü vardır. Birisi nedir? Şekerdir. Şeker. Bu hem sağlık açısından hem ekonomi açısından Anadolu'yu ayağa kaldırmıştır. Anadolu çiftçisi Dünyada e, dünya gömüştür ki Anadolu çiftçisi üretebiliyor. Bir diğeri pamuktur. Pamuktur. Hı hı. E, işte pamuk da artık e, yok edildi. Bir diğeri undur. Undur. Un artık un fabrikaları kapatılıyor. Un fabrikaları yok ediliyor niye? Çünkü un da un yapacak buğdayımız yok. Buğdayımız hı hı. Rusyasından, Lüksemburg'dan, İtalya gelmeye başladı. Üç beyaz devrim devrim dediğimiz şey maalesef yok edilmiş durumda. Bütün dünyanın tekrar kurmak için uğraştığı şeyleri biz yok ediyoruz. Bütün dünyada şeker fabrikaları tekrar eviz edilirken hı hı. tekrar N5'e yasaklanıp şeker pancarından üretim yapılmak istenirken maalesef Türkiye'de geldiği nokta bu fabrikaların kapatılması. Bu arada Veli Bey bu şeker fabrikalarının özelleştirme ihalelerine katılacağını açıklayan Çemaş evet. Döküm yaptığı incelemenin ardından kararından vazgeçmiş. Evet. Yani hani bunu nasıl değerlendirirsiniz Şimdi böyle bir elini? kısmı, bir kısmı bu mücadelenin sonunda vazgeçti. Yani Hı -hı. biz örneğin şunu söylüyoruz. Yani 2019'da, 2019'da özelleştirilse bile biz işte parlamenter demokrasi savunanlar, cumhuriyeti savunanlar Hı -hı. bu şeker fabrikaların özelleştirilmesini iptal edeceğiz diyoruz. Bunlar bir kısmı bundan vazgeçti. Bir kısmı ise 4 şeker fabrikası dışında e, ki fabrikaları almayacaklarını düşünüyorlar. Çünkü bu dört şeker fabrikasının ee, hem arazi anlamında e, yer olarak e, e, alınacağını düş, dü, düşünüyor Şeker İşleri'nde. Biz de öyle düşünüyoruz. Hı hı. Ee, burası tamamen fabrikaların işletmesine yönelik değil. Geçmiş özelleştirmelerde olduğu gibi rant için özelleştirilecek. Ee, söyledik. Eğer zarar ediyorsan e, müthiş bir etki var. Ben onu söyleyeyim. Eğer zarar ediyorsa Türk yaşayan insanlar bu zarara karşılar. Ne kadar zarar varsa biz de söylüyoruz. 30 milyar mı? 30 milyon mu? Karşılamaya hazırız biz. Bakın 80 milyon 50 şey kuruş verse 40 milyon yapar. Bu zarar bahane. Yani bu zarar bahane tamamen ya bilene söz verdiler. Hı, hı. Ya bilene söz verdiler. Hep söylüyoruz o iddiaya bir cevap veremediler. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı bu şeker fabrikalar satışı karar almadan önce Amerikan e, görevden alan Dışişleri Bakanı'yla 3,5 saatlik bir görüşme yaptı. Bizim tarihimizde bir Amerika Dışişleri Bakanı'yla görüşme yapacak bir e, Cumhurbaşkanı ve onunla ilgili yeminli tercüman olmayacak, stenograflar olmayacak, not alan kimse olmayacak. Tercüman olarak Dışişleri Bakanı konuldu. Orada üç buçuk ne, saat ne konuşuldu? Biz biliyoruz ne konuşulduğunu. Bu şeker fabrikalarının satışının konuşulduğunu düşünüyoruz. Maalesef bu çok uluslu firmaların e, raporları var. Yıllardan beri şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili o ismini çok bildiğimiz bir fabrika, bir firma var. Hı hı. O çok onunla ilgili, onun çeşitli raporları var. Siz e, şeker fabrikalarına zarar ediyor. Ve hatta şöyle dönüyor şeker o kadar büyük bir günah ki. Bunların gözünde enflasyonun de şeker olarak gösteriyorlar. Türkiye'deki enflasyonun artması sebebiyle şeker olarak gösteriyorlar. O nedenle özelleştirilmesi gerekir diyorlar. Nişazla bazı şekerden çok daha e, ucuz ürün elde edeceklerini söylüyorlar. Bu raporlar hükümetin raporu değil. Tarım Bakanlığı'nı işgal etmiş, Tarım bakanlığı onlar yönetiyorlar. Ee, Amerika'nın çok uluslu firmaları yönetiyor. Ee, onların raporları neticesinde bu fabrikaların satılmasıyla ilgili bir e, olay gerçekleşiyor. Yoksa gittiğimiz e, her yerde soruyoruz. Bu talep Türk işçisinden mi geldi? Hayır. Türk çiftçisinden mi geldi? Hayır. Esnaftan mı geldi? Hayır. Fabrikadan mı geldi? Hayır. Bu satış talep tamamen. E, yabancı yabancıdaki gittiğiniz bölgelerdeki geldi. halk ne kadar bilinçli? Yani sizce şimdi biz bunları biliyoruz. Fabrikalar kapatılırsa ne olacağı konusunda bir öngörü öngörümüz var. Ama oradaki halk bunu bu konuda bilinçli mi? Belki başka türlü onlara da bir takım şeyler sunuluyor. Kapatılırsa işte şöyle yapılır vesaire gibi şimdi, vaatlerde bulunuyor olabilir. Türkiye'de maalesef geçtiğimiz dönemlerde Vatandaş bu konuda çok ıı, taraf olmadı. Hı hı. Örneğin Türkiye sigara fabrikaları kapatılırken bu eylemlere işçi dışında destek veren bir tane esnaf yoktu. Yani bizim dışımızda destek veren kimse yoktu. SEKA özelleştirirken destek veren bir tane esnaf yoktu. Ama ıı, işte bunlar çalışacak. Ne bileyim bunlar daha fazla iş çalacak falan diye yalanlarıyla ıı, konuşuldu. Hı hı. İşte ıı, Türkiye'de örnekleri çok. E, e, bu konuda ama eski ra göre örneğin 2011 yılında eee şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararı çıkmıştı. O zaman yeni milletvekiliydim ben. E, Elazığ, Erzincan, Elbistan, Malatya fabrikalarını gezmiştim. Böyle bir tepki yoktu. Şu anda bütün e, işçiler o fabrikada ekmek yenen herkes ayağa kalkmış durumda. Hı hı. Ve bütün siyasi partiler o zaman sadece biz buna karşı çıkmıştık. Şimdi bütün siyasi partiler evet. işte ÖDP'si, HDP'si, İYİ partisi ee, Saadet Partisi herkes buna karşı birçok gittiğimiz yer ticaret odaları esnaf odaları meslek odaları da karşı ee, bunu açıkça görüyoruz ama o hal nedeniyle maalesef bir korku var o hal nedeniyle sokağa çıkmaktan insanlar korkuyor ee, böyle bir şeyle altını çizmek lazım ama hı hı. gittiğimiz her yerde bir mutabakat var yani bir kamuoyu Peki. müthiş bir kamu oluşmuş bir durumda birçoğu da AKP'ye oy vermiş Tabii söylüyorum işte Ocağı o meşhur o yani o ellerinizi sol elinizi kaldırın diyorum evet ee, sağ elinize vurun diyorum Elim kırılsaydı da oy vermeyin diyorum. Yani birçoğu da AKP'ye vermiş durumda. Yani evet. o şeker fabrikalarındaki tablo şu. Türkiye'nin oy oranı neyse oradaki e, oy oranı da aynı şekilde. Yani evet. onun nedeniyle çok farkı yok ama e, insanlar bu işe karşı. Hı hı. Peki CHP'nin bundan sonraki izleyeceği yol ne? Cumhuriyet Halk Partisi bunun sonuna kadar mücadele edecek. Bir, oradaki talebimiz şu. Bir, şeker fabrikalarını özelleştirilmesi. İki, oradaki taşeron işçinin kadro hakkı verilsin ki şeker fabrikası maalesef orada çalışan işçinin kadro hakkı verilmiyor. İki, geçici işçi dediğimiz 5 ay 29 gün çalıştırılan 9 ay 29 gün çalıştırılan insanların derhal onların da bu haklarının verilmesini söylüyoruz. Ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesi derhal durdurulsun diyoruz. Ne 5'e e, kotası sıfıra indirilsin diyoruz. Hı hı. E, biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadele, yani bugün yarı satış olur mu? 2019'da bunları tekrar alacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Biz bu özelleşmeler ile ilgili mücadelemizi insanlara vermeye devam edeceğiz, bir Birlikte vermeye devam edeceğiz ve bunun satışının yanlış olduğu, bunun bir ihanet olduğu bütün Türkiye'ye anlatacağız. Konumuz bu. Hı hı. Yani e, bu çok önemli bir şey. Yarında e, Lüleburgaz'a geleceksiniz evet. Meli Bey. Yine bu, komisyon gidecek değil mi? Bu, bu tabii oradaki şeker platformu olur e, yapıyor düzen organizasyonu. Hı hı. Hı hı. Ben buradan da. Bizi duyan İstanbul'daki, Kırklareli'ndeki, Trakya'daki, Edirne'deki, Tekirdağ'daki herkesi hı hı. yarın saat 2'de Lülebulgaz Meydanı'nda yapılacak mitinge davet ediyoruz. Hı hı. Şeker vatandır, vatan satılmaz demek için hep beraber olmaya insanları davet ediyoruz oradaki, herkesi davet ediyoruz. Yarından sonra yine bu oluşan heyetle birlikte hı hı. pazartesi günü saat 9.30'da, e, Nide iline gideceğiz. E, Nide ilde Bordayız. Hı, hı. Perşembe günü saat 11.30'da Eskişehir'deyiz. E, şeker komisyonu olarak orada Eskişehir'de bir eylem yapacağız. Şeker fabrikası satılması diye. Ki Eskişehir şeker fabrikası da e, müthiş güzel bir yerde. Onun satılmaması ile ilgili bir çağrı yapacağız. Hı hı. E, ardından da e, bu çalışmalarımız devam edecek. E, takip edeceğiz süreci takip edeceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Şekerin satılmaması için her türlü Devam edeceksiniz. Bizler de Halk TV olarak evet. e, takip etmeye devam edeceğiz. Efendim özelleştirmelerin son halkası şeker fabrikalarını konuştuk. CHP e, Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bizlerle birlikteydi. E, Noktalıyoruz. Ben bir cümle sonra... bir teşekkür etmek istiyorum. E, iz, izin İzin verirseniz. Başladığımız günden beri e, bizim görünür olmamızı sağlayan, şeker fabrikasındaki o etkinliğin görünür evet. olması sağlayan ben TV'ye özellikle çok teşekkür ederim sizlere. Evet. Tabi burada ilgili sadece biz çalışmıyoruz, onu da söyleyelim. Saadet Partisi ayrı etkinlikler yapıyor, iyi Tabii. Parti ayrı etkinlikler yapıyor. Bunu da söyleyelim, sadece biz çalışmıyoruz. Bütün şeker işlerine karşı ayrı etkinlikler yapıyor. Ben tekrar bütün yoğun gündeme rağmen şeker fabrikalarının satışına karşı sesimizi kamuoyuyla duyuran Haktivi'nin bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Peki efendim bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bizden sonra Fatih ErTürk ile Türkiye nereye sizlerle birlikte olacak efendim. Hoşça